Merhaba sevgili çocuklar, Ayşe öğretmen ben. Bugünkü rehberlik dersi konumuz etkili iletişim. İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İki insan birbirinin farkına vardığı anda iletişim başlar. Söylediklerimizin, yaptıklarımızın ve beden hareketlerimizle gösterdiğimiz her şeyin bir anlamı vardır. İletişim yöntemlerini sözlü iletişim ve sözsüz iletişim olarak ikiye ayırabiliriz. Sözlü iletişimde kullanılan sözcükler, ses tonu, konuşma anındaki ses iniş çıkışları önemlidir. Sözsüz iletişimde beden dili, yüz ifadesi, bedenin duruş şekli önemlidir. Etkili iletişim ne işimize yarar? Öncelikle kendimizi doğru ifade etmemizi sağlar. Karşımızdakini doğru anlamamızı sağlar. Yani anlamak ve anlaşılmak için etkili iletişim kurmalıyız. Etkili iletişimdeki etkenlere bakacak olursak, uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre beden dilimiz, yani sözsüz iletişim, ses ve sözcüklerimizin önünde bir etkiye sahiptir. Dil ile iletişim. İnsanların karşılıklı konuşmaları dil ile olan iletişimdir. Kişilerin ne söyledikleri önemlidir. Nasıl söyledikleri daha da önemlidir. Söylediklerimizle yüz ifademizin ve beden dilimizin örtüşmesi gerekir. Yüz ve beden. Yüzümüzdeki ifade, el ve beden hareketlerimiz, bedenimizin duruşu ve göz temasımız sözsüz iletişimde önemli yer tutar. Yüz ve beden ifadeleri istemli ya da istemsiz yapılır. Altı temel duygu ifadesi bütün kültürlerde aynı şekildedir. Duygu ve düşüncelerimizi kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatmaya mimik denir. Duygularımızı ve düşüncelerimizi el, kol ve ayak gibi hareketlerimizle anlatmaya jest denir. Beden dilinin ögeleri. Mimiklerimiz, beden duruşumuz, jestlerimiz, göz temasımız, oturmak için seçtiğimiz yer, oturma biçimimiz, başın kullanımı, ayakların kullanımı, giysi ve takılar, dış görünüm, insanlarla aramızdaki mesafe beden dilinin ögeleridir. Beden duruşu. Mutlu olduğumuzda, tuttuğumuz takım şampiyon olduğunda, düşünceli olduğumuzda veya kızdığımızda bunları beden duruşumuzla da göstermekteyiz. Oturma şekli. Sandalyede otururken de rahat veya sıkılgan bir oturma şeklimizle kendimize güvenip güvenmediğimiz veya çekingen oluşumuz anlaşılmaktadır. Dış görünüm. Dış görünümümüz giyim ve kullandığımız takılar da iletişimde önemlidir. Bizim için çok değerli günlerde, bayramlarda, törenlerde en güzel kıyafetimizi giyeriz. Kıyafetimizin altına da temiz bir ayakkabı giyeriz. Saçlarımız taralı, vücudumuz temiz olur. Güzel kokmaya özen gösteririz. Dış görünüşümüze önem vermemiz aynı zamanda o güne ve görüşeceğimiz kişiye de değer verdiğimizi gösterir. Mesafe. Kol mesafesi uzaklığı bizim kişisel alanımızdır. Kol mesafesinden daha yakın mesafe bizim mahrem alanımızdır. 1 metreyi aşan uzaklık ise sosyal mesafemizdir. Örneğin annemizle sarılırkenki mesafe mahrem alanımıza girmektedir. Sıcak ve sevgi dolu bir iletişimdir. Alışverişte insanlarla sıraya geçerken de sosyal mesafemize dikkat ederiz. Diğer insanlarla aramızdaki sosyal mesafeye dikkat etmemiz, bildiğiniz gibi bizi salgın hastalıklardan koruyan da bir tedbirdir. Göz teması. Etkili iletişimde göz teması kurmak da önemlidir. Biriyle iletişimde bulunurken göz teması kurmalıyız. İletişime geçtiğimiz kişiyle göz teması kurmazsak, o kişiyi dinlemediğimiz, başka şeylerle ilgilendiğimiz anlamına gelmektedir. Başın kullanımı. İletişimde dinlediğimizi göstermek için başın kullanımı da önemlidir. Onay veriyorsak veya anladım anlamında başımızı öne doğru eğeriz. Sorulan soruya hayır demek istiyorsak, konuşmacının söylediğine katılmıyorsak başımızı yukarı doğru kaldırırız. Asla kabul etmiyorsak da başımızı iki yana sallayarak da olumsuz cevap vermiş oluruz. İletişimde empati, duygudaşlık, aynı duyguları hissetmektir.
İletişime geçtiğimiz kişi üzgünse, onun duygularını anlayarak üzgün bir ifade ve beden duruşu ile karşılık vermeliyiz. Ya da tam tersi, bir yarışmada başarı elde etmiş mutlu bir arkadaşımızla iletişimimizde mutlu bir ifadeyle onu tebrik etmekte, duygularını paylaşmak, empati kurmaktır. Sözlü veya sözsüz şekilde iletişim becerisine sahip olmak hayatımızın her alanı için çok önemlidir. Günlük hayatımızda yanlış anlaşılmaz, kendimizi doğru ifade ederiz. Bu da doğrudan insanlarla iyi ilişkiler kurmak demektir. Evet çocuklar, bugünkü dersimizi burada bitirirken hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.